Apple'ın 2012 model tableti, yeni iPad şu anda elimizde durmakta. Bir önceki nesil tablet iPad 2 olarak adlandırılmıştı. Bu nedenle Apple'ın bu tableti iPad 3, iPad 2 eski gibi adlarla anacağı tahmin ediliyordu. Ancak Apple sadece iPad olarak adlandırmayı uygun gördü ve yeni iPad olarak şu anda bu ürün piyasada satılmakta. Herkes bu şekilde bahsetmekte. Yeni iPad tasarım açısından iPad 2'ye benziyor. Herhangi bir farklılık yok. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi arkası kıvrımlı kenarlara sahip bir arka panel var. Alüminyumdan yapılmış bir arka panel yer almakta. Önde yine 9.7 inçlik bir ekran var. Sadece yeni iPad biraz daha kalın, 9.4 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Bunun nedeni ise yeni iPad'in 42.5 watt saatlik daha geniş kapasiteli bir batarya barındırması. Bu batarya da biraz daha kalınlık olarak ve ağırlık olarak geri dönüyor. Yaklaşık 60 gramlık bir fazlalığı var ağırlık açısından yeni iPad'in, bunu da söyleyebiliriz. Ekran görmüş olduğunuz gibi 9.7 inçlik Retina ekran. 2048x1536 gibi oldukça yüksek bir çözünürlüğe sahip bu ekran ve ekrana belli bir mesafeden baktığınızda pikselleri fark etmiyorsunuz. Normalde 264 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. İnç başına düşen piksel yoğunluğu 264. Ancak ekrana akıllı telefona göre daha uzaktan bakıldığını söyleyen Apple, bu ekranın Retina ekran koşullarını sağladığını söylüyor. Ekrana gerçekten yakından bakarsanız gerçekten ekranda pikselleri fark etmenizin oldukça zor olduğunu göreceksiniz. Yazılar oldukça keskin, net gözükmekte. Resimlerde bir o kadar iyi gözüküyor. Yeni iPad'de bunu söyleyebiliriz. Retina ekrana birazdan geleceğiz. Ekranın üzerinde yine bir FaceTime kamerası var. VGA çözünürlükte bir FaceTime kamerası. Bu kamera 480p video kaydı yapabiliyor. Bu elimizdeki model 4G destekli bir model. Yani hücresel şebeke desteği var desek daha doğru. Bu 4G desteği Türkiye'de kullanılamıyor. Çünkü LTE şebekesi yok. Olsa da zaten iPad ile uyumlu frekansla çalışmayacak Türkiye'de. Ancak bu iPad Dual Carrier HSDPA desteğine sahip ve bu sayede 42 Mbps kadar, yani saniyede 42 megabit'e kadar indirme hızı sunuyor. Yani oldukça yüksek hızlarda mobil geniş band erişimi sunmakta. Görmüş olduğunuz mikro SIM kart yuvası da SIM kartı taktığınız yer olarak dikkat çekiyor. Tabletin arkası yine aynı şekilde alüminyum kaplı iPad 2'de olduğu gibi. EyeSight kamera var. 5 megapiksellik kaliteli bir kamera bulunmakta. Bunun dışında kalınlıktan dolayı kenarlar biraz daha kıvrımlı. Bunu söyleyebiliriz. Yine altta hoparlör yer almakta. Apple'a özel, Apple'ın iOS cihazlarına özel konektörlük var. Apple logosu dikkat çekmekte. Sağ tarafa baktığımızda ister ses kapatma, isterse düşe yön kilidi anahtarı olarak ayarlanan bir anahtar bulunmakta. Ses kontrol tuşları var. Öndeki Retina ekranın altında Home tuşu yine varlığını korumakta. Bunu söyleyebiliriz yeni iPad ile ilgili olarak. Yeni iPad'de iOS 5.1 işletim sistemi çalışmakta. Ve bu işletim sistemi iCloud desteği ve bunun gibi çeşitli özellikleri sunmakta. Bunu söyleyebiliriz. Yine Apple'ın iPad'de, bir önceki nesil iPad'de sunmuş olduğu FaceTime uygulaması yine gelmekte. Öndeki kamera yardımıyla görüşmeler yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine PhotoBooth uygulaması yer almakta. Kendi görüntünüzü ve arkadaşınızın görüntüsünü farklı biçimlere dönüştürebilirsiniz efektler yardımıyla. Oldukça eğlenceli bir uygulama PhotoBooth. Bunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra yine farklı uygulamaları kullanabilirsiniz. App Store'dan birçok uygulamayı indirebilirsiniz yeni iPad'e, bunu söyleyebiliriz. iBooks'u açtığımızda kitapların, yazıların çok keskin biçimde olduğunu görebiliyoruz. Şöyle biraz daha yakından gösterirsem sizlere fark edebilirsiniz. Oldukça keskin yazılar, bunu söyleyebilirim. Yani bir kitaptan farksız, belki bir kitaptan bile daha keskin yazılar bulunmakta. Yeni iPad'in Retina ekranı sayesinde tabii uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını veya yayınlarını bu
Retina ekrana uygun hale getirmeleri gerekiyor. iBooks bir Apple ürünü olduğu için tabii biraz daha çabuk oluyor Retina ekrana uyum sağlama. Mesela Wired dergisine gösterelim. Wired'da aynı durum söz konusu değil. Retina ekrana uyum için biraz çalışma yapmaları gerekiyor. Yazılara baktığınızda karelenmeyi, bozulmayı fark edebilirsiniz. Belki bilmiyorum şu anda görüntüde ne kadar anlaşılıyor, ancak çıplak gözle baktığımda Retina ekrana uyumun olmadığını görmekteyim. Benzer şekilde Retina ekranda uyumluluğu gördüğümüz bir yerde Safari internet tarayıcısı web sitelerini biraz daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yeni iPad'in Retina ekranında onu da Teknoblog'un sitesini açarak gösterelim sizlere. Şöyle aşağı doğru ilerlesek. Evet, görmüş olduğunuz gibi yazılar oldukça keskin, berrak gözükmekte, oldukça iyi bir görsel deneyim sunmakta ve Retina ekran 2048x1536 çözünürlük sunmasına karşın web sayfaları iPad 2'de veya iPad'de olduğu gibi 1024x768 çözünürlüğe ölçekleniyor. Yani daha önce tabletten aldığınız deneyimin aynısını alabiliyorsunuz yeni iPad'in ekranında da. Çözünürlük web sitelerinin sadece ekranın bir kısmını kaplamasına neden olmuyor. Apple'ın yaptığı ölçekleme sayesinde ekranın tümünde web sitesinin yayılmış, doldurulmuş şekilde olduğunu görüyorsunuz. Bu da kullanıcı deneyim açısından iyi bir şey. Bunu söyleyebiliriz yeni iPad ile ilgili olarak. Yeni iPad'de 1 GHz'lik çift çekirdekli A5X'li işlemci var. Bu işlemcide 4 çekirdekli bir grafik işlemci var. Bu grafik işlemcinin görevlerinin çoğunu Retina ekranı, yüksek çözünürlüklü Retina ekranı beslemek için kullandığını söyleyebiliriz. Performans açısından iPad 2'ye göre pek fazla, çok fazla fark yok, bunu söyleyebiliriz. Daha aslında iPad 2 ile karşılaştırma testinde bunu daha iyi bir şekilde görme fırsatı bulacaksınız. Bunun yanı sıra 802.11bgn Wi-Fi var. Bunun yanı sıra Bluetooth 4.0 desteği var yeni iPad'de. Bunu da söylemeliyiz. Bunun yanı sıra 1 GB RAM bulunmakta. 1 GB RAM bulunması çoklu görev desteğinde daha fazla uygulamayı bellek yetersizlik problemi olmadan çalıştırmanız, kullanmanız anlamına gelebilir. Bellek yetersizliğinde uygulamalardan çıkma durumu söz konusu oluyor. 1 GB'lık RAM bu sorunu biraz daha indirgeyecektir, azaltacaktır. Buna inanıyoruz. Bunun yanı sıra 16, 32 ve 64 GB'lık bellek seçenekleri var. iPad, yeni iPad ile birlikte aynı şekilde yine devam ediyor bu durum. Bunun yanı sıra bahsettiğimiz gibi iOS 5.1'in sunduğu işlevler, özellikler kullanılmakta. Bu arada yeni iPad'in arkasında görmüş olduğunuz gibi EyeSight olarak adlandırılan 5 megapiksellik bir kamera var. Bu kamera iPad 2'deki kameraya göre biraz daha büyük bir çapa sahip ve bu sayede iPad 2'den yeni iPad'i ayırmanız mümkün olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Bu kamera bahsettiğimiz gibi 5 megapiksele kadar çözünürlük desteği sunuyor. 1080p HD video kaydı yapmaya da olanak sağlıyor. Görmüş olduğunuz bir kullanıcı arayüzüyle bu kamera uygulamasını kullanıyorsunuz. Dokunarak ekranda istediğiniz yere odaklama yapmanız mümkün. Otomatik odaklama yapabiliyor. Oldukça iyi bir odaklamaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Gösterecek olursak yakın çekimlerde oldukça iyi bu ürün. Şöyle koyalım ve odaklamayı görmüş olduğunuz gibi iyi bir şekilde yapıyor. Cisim çok yakında olsa bile otomatik odaklama özelliği sayesinde. Kamera ile çekim yapma tuşu görmüş olduğunuz gibi sağ elin baş parmağının oldukça rahat bir şekilde erişebileceği yere eklenmiş. Bu da oldukça iyi, bunu söyleyebiliriz. Hem arka kamerayla hem de önündeki FaceTime kamerayla çekim yapabilirsiniz. 5 megapiksellik kameranın çektiği fotoğraflar iyi, bunu söyleyebiliriz. Düşük ışıkta bile tatmin edici iyi bir performans gösteriyor. Ancak kameranın açısı biraz dar gibi geldi bize. Bu dikkatimizi çekti. Çekmiş olduğunuz fotoğrafları görmüş olduğunuz gibi galeri uygulamasına hızlı bir şekilde atlayarak gezebilirsiniz. Uzaklaştırma, yakınlaştırma oldukça düzgün bir şekilde, rahat bir şekilde yapılabiliyor. Bunu da söyleyebiliriz yeni iPad'de, yeni iPad'in kamerası da ilgili olarak. Tablette kamera o kadar önemli bir özellik değil bizce, ancak yeni iPad'deki kameranın da şu anda şimdiye kadar tabletlerde gördüğümüz en iyi kamera olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Barındırdığı özellikler bakımından yeni iPad'i satın alanlar kamerayı zevkli bir şekilde severek kullanacaklardır. Bunu söyleyebiliriz.
Yeni iPad ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Tablet ile ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.